Merhabalar. Merhabalar canım, merhabalar. Ay yok hayatım yani bitti. Saçım bittiydi de şampuanla yıkadım. Elidir şampuanla geçti. Nasıl? E güzel. Belki ne yapıyorsun? Bugün menüde vardı? Güzel kardeşim. Bende pırasa var canım. Ha, dünden kalma pırasa. Yok yok. Yeğenim. Yengem yani şey var aman yeğenim karısı çocuklar geldi bir ziyarette bulundular. Evet buraya atanmış yeğenim Ankara'ya makamını söylemeyeceğim. Öyle oturdular ondan sonra gittiler yani. Güzel. Herhalde sen Fergüs kendinle barışık bir şey değilsin ya. Hani analizin beyin olaraktan öyle düşünüyorum ben. Ve kendinle barışık değilsin yani. Önüne gelene kulü atıyorsun. Hadi ben seni buradan tamamen engelleyeyim Fergüs. Mısın nesin? Hadi bir daha da görüşmemek üzere. Biz kimsenin dış görünüşüne ne bileyim işte erkek mi kadın mı bekçi mi hademe mi aşçı mı ama yani baktım ki şimdi bana da sardı. Hadi hadi neş komple engelledim. Bunlar da beni herhalde şey cahil zannediyorlar ha. Ancak seni git o. Birisi var ya şeyde. Almanya'da. Hastayım, hastayım. O bile gelmiş Mersin'e de onu bile beldesini çolamaya kalkmışsınız. Beni ilgilendirmez gerçi. Ben ve benim yaşantım beni ilgilendirir. Ve çok önemli olan vakalar
Gözlemci olarak çok güzel bir araştırmacıyım ben. Şu denizde bana baya bir yalakalık yapıyor. Onu da engelleyeyim. Bir de siviti var. Onu da engelleyeyim efendim. Komple. Denizi de engelleyeyim efendim. Başka kim var burada? Bakalım. Bundan sonra yok, öyle çıkartmak yok. Direkt engelleme var. Tamam. Her şey hazır mı? Eksik bir şey yok. Ha. Kimlik fotokopisi. Onu da ekle. Ne yapacağım? İşim gücüm yok. Her gelene hoş geldin mi diyeceğim. O zaman gidin Fatih Üreyi şarkısını dinleyin. Bu kadar basit yani. Beni sevenleri ben çok iyi biliyorum. Sevmeyenleri de buradan görüyorum. Onlara mı hoş geldin diyeyim? Gidin işte o Fatih Üreyi dinleyin işte şarkısını. Avrupa'dakiler. Ne kadar kibar insanlarsınız. Fakat şunu unutmayın. Gurbet eli Türkiye Cumhuriyeti'ni karıştırmaya kalkıyorsunuz. Bize bir şey olmaz diyorsunuz. Beyefendinin birisi demişti. Ben yurt dışında yaşıyorum. İstediğim küfür ederim. Türkiye Cumhuriyeti'nden bana ne? Türkiye Cumhuriyeti senin o götüne öyle bir koyar ki, seni öyle bir getirir ki, sen ve senin gibileri ne? Bunu da unutmayın. Valla gazel okuyacak halim yok. Gerçekten gerekli olan yerlerde hem flash belekler, her şeyimi açıklamayacağım bundan sonra. Doğru. Ha.
yurt dışında yaşıyorlarmış da Türkiye Cumhuriyeti'ne hakim görüyorlarmış. Hele bakalım. Olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bokunu yiyin. Gelmek için can atıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti sizi kabul etmiyor. Oradaki yasal hakkınız ne sizin? Ha? Bizim burada Türkiye Cumhuriyeti'nde ne güzel işte sen Cumhurbaşkanım olsun, ondan sonra iki abili olsun, çocukları okutuyor, ediyor. Yani bu boncuk da kalkmış kendine bir tane yazlık almış, boyuna çekim yapıyor. Bıktım artık ya. Bir siktir git hadi. Boncuk musun nesin? Bir tek yazlık sende mi var? İnsanlar sana görgüsüz diyorlar. Yok sağ şey yaptım, yok havuzu gösteriyor, yok denizi gösteriyor. Bu ne lan? Defol git. Boncu da engelliyorum. Boncukmuş. Nereden engelleniyor? Şuradan mı? Evet. O şahsine de öyle yaptı dün. Cansel'e beni çattırdı. Benim konum burada farklı, konuşmalarım burada farklı. Kalkıyor şahsene midir, Tecesi Bilay mıdır? Tapoları aldım. Yani bana nispet olsun diye. Ondan sonra Cansel'e bulaştım ben. Çünkü Cansel'le ikisi bir aradalar. Şey, eski arkadaşlar. Hoş geldin Zümrüt Asolistim. Canım benim bir tanem. Ne oldu Zümrüt'e? Astrolistim derkeni sinyalde miyim? Yok. Sinyali yattığım kişiler değil. Kimseden, bir Allah'tan başka ben yardım bekliyorum. Bir de şöyle, elimdeki yazmış olduğum. Ha gene mi geldin? Boncuk musun nesin? Hadi seni gene engelleyeyim hadi. Git başımdan. Yazdığına git. Hadi. Bu kadar da havaları sevmem ya. Ne demiştim efendim? Çeteleşmeyi bırakın. Artık şirketleşme var. Oldu. Alfabe gibi A, B, C, D. Heh. Üniversite mezunuyum ben. Kimin neyle yaptığını ben çok iyi biliyorum. Hoş geldin Metin. Şu Julie Neura. Bunu da bir engelleyeyim bakayım. Hadi sen git. Yalaka. Neredeymiş bu?
Elbet elime geçersin şimdi. Listeyi bazen tam olarak göremiyorum. Ha, solistim demiş. Evet, bunu da engelleyeyim. Yalloşlar. Çirkinleşmeden çıktılar. Şirkete döndüler. Ne yapıyor Metin? İyi misin? Ne var ne yok ablacığım? O güzel yanaklarından öpüyorum Metin'cim. Bundan sonra öyle. Aa, Melik abla hoş geldin. Hera Kraliçem hoş geldin. Öyle. Hera Kraliçem. Kavun yiyorum ve işime gelmeyenleri engelliyorum. Yani. Anladım ben bunların çeteleşme olduğunu. Sonra baktım ki ne? Analiz olarak şöyle beynimde olan çeteleşme ne oluyor dedim. Hani ne? Çeteleşmeyi bırakan şirketleşme bunlar. Elimdeki kayıtlar, deliller ile birlikte Uğur seni de almıyorum. Ne yazık ki sen de yaramazsın. Sen de şirketin içine karışmış bir mahlukatsın. Tamam? Düne kadar sana kardeşim diyordum. Analizler benim beynimde bugün. Tamam? Hadi bakalım. Sadece şunu soracağım sana. Fulya senin kimlik bilgilerini nereden buldu? Ben niye E-Devletimi kimseye vermiyorum? Öykü Özen'e verdim, zarar görmedim. E-Devleti isteyen o Şükran, oğlu ölen, adını açıklayıp buradan prim veremem. Ne ölüye ne diriye. Fulya senin kimlik bilgilerini nereden ne yapmış, ne yapacak yani? Alsa dahi ne yapacak? Bilal Beşli aracılığıyla. Soruyorum sana. Böyle bir şey var mı? Var. Anlatmış bana. Anlattı. Kayıt da var. O beni aşıyor. O beni aşıyor. Kadın çünkü oryantal olaraktan böyle yanar döner dönüyor. Ha senin kimlik bilgilerin ona ulaşsa ne olacak, ulaşmasa ne olacak? Veya Bilal Beşli'nin eline geçse ne olacak, geçmese.
Ay diyor ki ne? Bilal Bey işte diyor. Benden diyor Uğur'un bilgilerini istedi diyor. Uğur'un neyi var kardeşim? Uğur'un neyi var? Folyoya gelirse folyoyu alacağım. Tek folyoyu alacağım. Bu konuya gelsin konuşsun. Ha, dur alıyorum seni. Uğur. Uğur'dan bakalım efendim şimdi bana yazdı. O yüzden mi? Vay be. Olmadı. Öyle mi o? Listim, siz hep bana çeteleşme falan diyorsunuz ya. Siz izlemediniz. Şahıs Fulya yayın açtı. Yayına Hakan Bey diye birini çıkardı. Bağcılar'da siber suçlarda çalışıyor. Bu kişiden aldım bilgilerini dedi. Ayrıyetten suç değil falan dedi ama kişi yani askerliği bile yapmamış sorduğum soruya göre. Ve şöyle bir şey yani hani bana ekran görüntüsü attı. İnanmıyorsanız yani size gösterebilirim. Uğur yok. Şimdi ben bu konunun yayını değil. Evet, o yüzden yani hani kimseyle bir Değil bu. alakam yok. Ve Sen yazdığında ben şok bu oldum. bilgilere ulaşmak biliyorsunuz sizin de ulaşsalar her şeyinizi, dokümanınızı çıkartıyorlar. Adli sicil kaydı gibi. Ve bunun görüntüsünü attı bana. O yüzden mi Uğur diyor ondan sonra şey diyor Yeliz diyor Benim bunlardan kimseyle diyor. şeyim yok. Ben Fulya ile kavga etmemişim. Öbürüyle kavga etmemişim. Gelip de Fulya kavga ediyor, bana saldırıyor. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Kavga olsun tartışma olsun ama sen yasal yoldan hakkını neden aramıyorsun? Vicdan yapıyorum. Çocuğu var. O çocuk annesiz falan kalmasın, ceza almasın yoksa. Anda şimdi yani Uğur bak benim de evim bak icralığa çıktı. Blokeler konuldu. Değil mi? Ben hakkımı aramaya gidiyorum. Evet. Mesela arıyorum. Ha, bak kaç tane dilekçe yazıldı. Fuat abinden şirket avukatlarından yazıldı. O zaman yani Uğur gerçekleri konuş Tamam burada. Acıma yani. gerçekler Sen bu işte abla. sana acımayana acıma. Acın açık hale gelirsin. Uğur. Neyse Sibel abla diyeceğim bu. Ben kimseyle çeteleşmiyorum. Bir işbirliği içinde değilim. Ben kendi derdimdeyim. O yüzden seviyorum. İşim var. Alttan dinliyorum kulaklıklama. Ya. Bilgilerine erişmek işte Bilal Bey işte şey yapmış öyle anlatıyor bana Hülya bilgilerine erişmek ne demek yani kimse kimsenin bilgilerine erişemez yani siber suçlar vardır. Hülya yapmazsa olan kişi dağıtabilir bilgilerini. Ne mutlu Fulya'ya. Eğer öyle bir şey tecrübeye sahipse helal olsun. Bunu bile kabul ettiniz.
da beni evinden kovdu diyerekten ben nereden bileyim? Bana anlatılan kayda geçen bu. Elimde kayıt olan bu. Flash belleğe aktarılan bu. Dilekçeler bunlar. Ben kendim yazdım az önce. Bu konuyla alakalı değil. Farklı. Yani hakkım neyse tabii ki yani bir üst mahkemeye taşırım. Fakat Uğur'un bilgileri ne şekilde geçiyor? O beni ilgilendirmiyor. Uğur kısaca geldi burada. Anlamadım vallahi tam olarak. Sadece anladığım şu. Bilal Beşli ile Fulya'nın görüştüğü. Birbirlerinden Bilal Beşli Fulya'dan 20 bin TL istemiş. Şengül'ün şahitliğini yapacağım demiş. Fulya bunu şikayet etmiş ya Şengül'ü. Bana öyle anlattı Fulya. Tabii ki, tabii ki. Çünkü bunlar alenen bu işi ticari amaçla dökmüşler. O son gül müdür, serpil midir? Ben tanımıyorum, etmiyorum. 250 euro gönderseydi yine iyi olmazdı. 100 lira gönderdiğine şükret kız. Aa, aa, neymiş benim aslında bakarsanız benim de şu an Roy beni ama Roy demişim. Uğur beni izliyor. Lan Uğur köpeği haciz kurulur mu? Bunu söyleyen Fulya. Çiftli. Neymiş efendim? Veterineri araştırıyormuş Bilal Bey işte. Tarım Orman Bakanlığı'nca buraya kaç kere gönderdi? Bakınız arşivde olan kaldırdığım videoları yayınlarım. Tehdit olarak değil. Kendinize gelin artık. Tamam mı? Ama bu ses kayıtları Bilal Beşli ile Gebze icra dairesi gerek Ankara İstinaf Mahkemesi'ne yazdım. Ve kocamla bir yandan yazdı. O da şirket avukatlarıyla birlikte. Tamam mı? Bilmiyor mu? Beni ilgilendirmez. Günür kafası iyi olunca beni arar, engeli kaldırır. Ondan sonra Günür'den medet beklemeyin. Günür'ün orada verdiği kira, elektrik. Asıl alacağın kim biliyor musun? Begüm Keller. Git ona yanaş. Başkalarına yanaş. Hepsi burada belli. Hepsi Bilal Beş'te. Kurtuluşun yok. Adalet yoluyla kurtuluşun yok oğlum. Kere Okşan Hande videosunu kaldıran sen değilsin. Ben kaldırdım. Analiz olaraktan. Çünkü Facebook zamanında yine kendini göstermemişti. Ama bu sefer sen Yunus'a nazı komplo yapan sen. Her şeyin burada. Doküman ortada. 20 bin TL git şuraya öde. Bilmem ne. Fuat kocam. Kezban mı? Keriz mi? Ben. Keriz miyim? Sürekli bana dava açıyorsun. Ben de buradan sana açıyorum. Burada dün
çok aşırı derecede biliyorsunuz Cansel'i çok severim. Cansel'e olan Niler'i sevmem. Niler bana ceza aldırdı. Öykü Özen'i severim. Çağla Akalın'ı severim. Cansel Derya'yı severim. Şu anda istiyorsun ki ha, Bilal Bey işte her türlü senin hakkında videolar da çekilse sonuçta para sana dönecek ya buradan. Buradan ne gelirim var benim ya? Geliri göster bana. Makbuzu açıklayacağım. 1200 TL. YouTuber'e. Ben okşan gibi izlenmiyorum. Gözüm de yok. Ondan önce de Feride 1000 TL göndermişti. İçinde de benim 1500 TL vardı. Dairesine gidiyor. Oradan sen kendin çektin. Çektiğine dair. Fulya vardı. Ben vardım. Sen vardın. Melik Hanım vardı. İcra müdüre yardımcısı. Doğru mu? Gebze'ne. 5000 TL nereye gitti? Kullandırıldım. Şimdi onun hakkında da gerekli yerlere yazdım yazdım. Kaç tane dilekçe yazdım. Hem kocam yazdı. Günur'dan bir şey beklemeyin ya. Fuat bu konuda kültürlü. Ben de kültürlüyüm. Bilgiliyim yani. Bilal Beşli. Orada Zeliha Nur Beşli adına 9.075 yatırıyorum. 9.000 yani 10 milyar değil. 10.000 TL değil. 10.000 TL'den eksik. O kayıtta bende. Ne diyeceksin buna Bilal Beşli? Ha? Zeliha Nur Beşli adına yatırıyorum. Roy bana gönderdi. Seta bana gönderdi. Kadın diyor ki ne? Sen bunu dolandırmışsın diyor. Melek Hanım. Gebze İcra Müdür Yardımcısı. O kayıtlar da bende. Buraya da konuşuyor. Efendim, şunu söylemek istiyorum. Bu adam ruh hastası. Ama ruh hastası derken ne bu Bilal Beşli insanlara yapıyor. Beni hedef görmüş. Hastayım ya, engelliyim, epilepsi hastasıyım ben. Raporluyum. Bundan dolayı ona 20 bin, ona 30 bin, ona 40 bin şömine alacağım. Yok bilmem ne. Şudur budur. Bak Bilal Beşli. Adım attığının üst adımı vardır. Adım attığının üst makamı vardır. Tamam. Sana bu kadar söylüyorum. İstinaftaki olan dilekçem geri dönmedi. Çünkü onu bile bile dönmediği için aleyhine kalkıyor. Roy, Yeliz, diğer isimler. Neden Feride seninle muhatap olmuyor Roy? He? Amerika'dan işbirliği. Feride seni bıraktıysa ben ne yapayım? Demek ki Feride'nin bildiği bir şey var. Sibel Baysal'ın bildiği bir şey var. Çeteleşme değil, şirketleşme. Git kocana muhatap ol, hadi. Kocana yemek hazırla. Domates yap, domates. Menemen yap.
gelmiş Amerika'dan burayı karıştırmaya çalışıyor. O da ben kimseden bilgi istemiyorum. O Suzan seni çok iyi çözmüş. Suzan'a da dikkat et Amerika'da. Tamam. Feride bile seninle muhatap olmak istemiyor. Oradan anladım. Feride ile yayın açtığımda senin adını kullandığımda, Roy adını kullandığımda ay Sibel abla telefon geldi diyor, çıkıyor. Demek ki Zenube de öyle. Zenube sana mı düşkün olacak? Feride'ye mi? Man kafa. Bunlar Türkiye'ye geldiğinde Kuşadası, Bodrum'da kimle beraberlerdi? Zenube ile. Feride. Git başımdan. Saat şu anda kaç? Almanya saatiyle. Almanya, Hollanda saati bir saat geride. Feride şu anda izliyor. Rüya sonradan izliyor. Sabah ne güzel kuşağımız vardı. Senle sen Zeynep ile arasını bozdun. Feride'sin adını duyduğu dakika hemen çıkıp gidiyor. Sibel abla diyor. Telefon geldi diyor. Çıkıp gidiyor. Sosyete Hande'ye Okşan üzerine komplo olaraktan siz saldınız. Siz derken çoğunlukla konuşmayayım. Çünkü senin elindeki bak o Fulya diyor ya o Bilal Beşi diyor ya Roy'un benim elimde bilgileri var. Yok. Bilgiler aslına bakarsanız Amerika'da yaşayan Suzan vardı ya Küründen Badiden. Heh. Onda. Git ona cevap ver. Tamam. Öykü Özel'i çok seviyorum. Çağla Akalın'ı çok seviyorum. Cansel Derya Karagöz'ü çok seviyorum. Niler Albayrak'ı seviyorum. Ama senle Bilal Beşli bir de o Fulya Karayılanlar sevmiyorum sizleri. Sizin senin Amerika'da şeyini çıkartan bilgilerini şey Niler beni hapse mi sokacak? Soksun. O da girer. O benden davacı. Ben de ondan davacı. Kemal Sunal misali. Lahana. Dava bitmiyor, bitmiyor. Tamam. Sen böyle emir verirsen oradan, emir derken kendine ne zannediyorsun sen orada ya? Ne zannediyorsun? Niler girmez mi? Aa, vallahi adalet mülkün temelidir. Zeynep Hanım'ın dediği gibi. Adalet her zaman tecelli eder Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bilemem. Tabii sen yönlendirirsen burada benim dilekçelerim var.
Bilal yöne do bak. Şurayı da aldım. Burayı da kırpacağım. Bak ne diyorsun? Bilal Beşli'yi ben yönlendirdim. Senin evine icrayı ben gönderttirdim. Ben onun kafasına girdim. Bu bir. İkincisi Sevtap. Doğrudur. Ama şu an bu delil de benim için önemli oldu. Sen zannediyor musun Fuat? Şu an beni burada izlemiyor. Veya başkaları. Bir tek sen misin burada Naşar? Amerika'dan. He? Kürünlenmediden bunun açığını ortaya çıkart efendim. Bilgileri bende. Ben Amerika konsolosluğuna vereceğim. Bu kadar. Vermeme gerek yok. Bundan önce de bir böyle bir şey olmuştu. Aralarında Amerika'da. Birisi bu nerede yaşıyor bu Yalpa? Ha? Yalpa'nın yaşadığı yere varana kadar Küründen Madiden Suzan bana her şeyi anlattı. Bana ne? Ama sen Bilal Beşli'ye oradan talimat verirsen azmettirici elebaşı çeteleşme değil şirketleşme olaraktan sensin. Kendi kendini şu an bak düşürdün. Tamam? Hadi bakalım. 70 kişinin huzurunda bay.